kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi lezzetinden çatlayan, hem çok pratik hem az malzemeyle hazırlanan nefis çatlak kurabiye tarifim var. Tüm ayrıntılarını videomda paylaştım. Mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına 2 tane yumurta alıyorum. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Dilerseniz normal toz şeker, dilerseniz pudra şekeri kullanabilirsiniz. Yumurta ve şekeri elimle çırpıyorum. Mikser kullanmaya gerek yok. Şöyle tel çırpıcıyla yumurta ve şekeri iyice çırpıyorum ve daha sonra diğer malzemelerini ilave ediyorum. Evet, bu kadar yeterli. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Tereyağı veya margarin kullanmadan gerçekten ağızda eriyen enfes kurabiyeler oluyor. Mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Püf noktalarını uyarak tarifimi denerseniz gerçekten çatlak kurabiyeyi tutturabilirsiniz. Çünkü tam garantili bir tarifimdir. Üzerine 3 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Kakaoyu ne kadar güzel kullanırsanız, çok kullanırsanız içinde brownie gibi görünecektir. Daha lezzetli olacaktır. Kakao ile birlikte iyice çırpıyorum. Bakın sizlere kıvamını göstereyim. 3 çorba kaşığı çok değil arkadaşlar. Dilerseniz 2 çorba kaşığı da kullanabilirsiniz ama 3 çorba kaşığı kullandığınızda bu şekilde çikolata gibi olacaktır. İyice çırptım kakao ile birlikte. Daha sonra unu ekliyorum. 2 su bardağı un kullanıyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ilave ederek iyice karıştırıyorum. Hiç elimizi değdirmeden kurabiyemizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Hamurunu hiçbir şekilde elimize değdirmeye gerek yok. Çünkü sıvık bir hamur hazırlayacağız. Videonun başında da belirttiğim gibi arkadaşlar, hem çok pratik hem çok az malzeme ile enfes kurabiyeler hazırlıyoruz. Hamurunu akşamdan yoğurarak sabahleyin sıcacık kurabiyeleri yaparak çocuklarınıza beslenmesini koyabilirsiniz. Gerçekten çok pratikli. Hem çok çabuk pişiyor, 10-15 dakika içerisinde kurabiyelerimiz hazır oluyor. Kalan unu da ilave ediyorum. Ben hepsini bir anda boşaltmıyorum arkadaşlar. Karıştırabilmem için. Şöyle size kıvamını iyice göstereyim. Bu kıvamda olacak. Kesinlikle yapışıyor diyerekten un ilavesi yapmayın. Eğer un eklerseniz katı bir hamur olur. Ve dilediğiniz gibi kurabiye elde edemezsiniz. Birer kaşık alarak hızlı bir şekilde hamuru yuvarlayalım. Bu işlemi çok hızlı yapın arkadaşlar. Çünkü hamurumuz eriyecektir. Sıvık bir hamur olduğu için hamurumuz eriyecektir. Ne kadar hızlı yaparsanız o kadar kurabiyeleriniz erimeden hazırlayabilirsiniz. Ceviz büyüklüğünde almanız yeterlidir. Yuvarladığım kurabiyelerimi pudra şekerin içerisine alıyorum. Ve bu işlemi çok hızlı yaparak devam ediyorum. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinize desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Bol pudra şekeri buluyoruz. Pudra şekerini mutlaka bolca bulayalım. Çünkü çatlamasının sırrı pudra şekerinde arkadaşlar. Kurabiyelerimizin hepsini yuvarladıktan sonra pudra şekerini bulamayalım. Bu şekilde azar azar yapalım ki
hemen erimeden üzerini pudra şekeriyle örtmüş olalım. Şöyle göstereyim. Aralıklar bırakmayı dikkat edelim. Çünkü pişerken bayağı bir kabaracaktır. Dilerseniz tepsinin üzerinde fırına gitmeden birer çay kaşığı daha koyabilirsiniz. Şöyle sizlere fırını da göstereyim. 180 derece alt üst ayar fırına gönderiyorum. Önceden ısıtabilirsiniz, çok az. Evet, kurabiyelerim pişti. Şöyle göstereyim. 13 dakika içerisinde kurabiyelerim pişti. Lütfen siz kontrollü pişirin. Herkesin fırını farklı pişirir arkadaşlar. Ben 13 dakikada pişirdim. Siz 15 dakikada da pişirebilirsiniz. Lütfen dikkat ederek pişirelim. Çünkü dakika çok önemli arkadaşlar. 2 dakika, 3 dakika demeyin. Üzerindeki pudra şekerleri çok fazla durursa kahverengi bir görünüm alır. Bu şekilde kar beyazı olmaz. Öyle güzel çatladı ki sizlere hem lezzetini hem kokusunu anlatamam. Görüntüsünü görebilirsiniz ancak. Görüntüsü de zaten her şeyi anlatıyor. Çekmeyi doyamadığım tariflerimden yine bir tanesi. Bakın arkadaşlar, o kadar güzel oldu ki. İçini de göstereceğim sizlere. Brownie tadında enfes kurabiye tarifi verdim bugün sizlere. Umarım videomu izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince tüm püf noktalarını sizlere vermeye çalıştım. Şöyle iç dokusunu da göstereceğim. Gerçekten garanti veriyorum. Aklınıza hiçbir şekilde soru işareti kalmasın. Aynen gördüğünüz gibi. Şöyle bakar mısınız? İçerisinde sadece sıvı yağ kullandık. Gördüğünüz gibi ağızda eriyen muhteşem kurabiyeler oldu. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Yorumlarınızı tek tek okuyorum arkadaşlar. Tek tek yanıtlamaya çalışıyorum. Şöyle tadımlık da aldım. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Siz videomun son halini izlerken ben de veda etmiş olayım. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.